Şu anda büyük bir tesisiniz var diye de biliyorum ayrıca, değil mi hocam? Evet, Yüksek şifa Türkiye'de olarak. süpekritiği ilk biz kurduk. Evet. Süpekritik demek, herhangi bir bitkiyi toz haline getirdikten sonra reaktöre veriyoruz. Reaktör karbondioksit eksi 78 derecede sıvıdır. Bitkinin birleşimindeki etken maddeleri süzüyor. Karbondioksit eksi 78 derece. Elinizi 78 derece yanlışta soksanız eliniz gitti. Eyvah. Eksi 78 derece. Evet hocam. Hemen çözer. Buz, toz haline gelir. Siz bunları tabii bitkileri yapıyorsunuz aynı şekilde. Tabii, ayrıştırıyorsunuz değil tabii mi hocam? Bitki mesela udu hindi. Udu hindi 200 lira en az kilosu. 100 kilo udu hindinin kökünü toz haline getirdikten sonra reaktöre veriyoruz. Eksi 78 derecede. Bitkinin birleşimindeki etken maddeyi çözüyor. Reaktörden alıyoruz separatöre. Eksi 57 derecede tekrar karbondioksit gaz haline geliyor. Evet hocam. Gazı alıp tanka sıvı haline getirip tekrar depoluyoruz. Bitkinin etken maddeleri çözülüyor. Yağ haline mi gelmiş hocam aslında şu an anlatmış olduğunuz? Sıvı mix ekstrak. Bu sadece udu hindi yağı olmaz. Çünkü bir damlası dahi kullanılmayacak kadar sert. Biz bunu ozon yağı, aynı sefa yağı, 19 çeşit bitki yağı karıştırıp özel bir harman yapıyoruz. Hepsini bir araya getirip yapıyorsunuz. Yani bu bir çay kaşığı içilir. Bağırsakları temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. T hücresi, B hücresi, makrofaj hepsini harekete getirir. Herkes kullanabilir değil mi hocam yani? Her yaş, herkes her kullanabilir. Yaş kullanabilir. Udu hindi çok mübarek bir bitki. Ben Malezya'ya gitmiştim 7-8 sene önce. Orada inceledim, gördüm. Profesör Doktor Haşim Bey ekibi Malezya İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu deneyler yapmış. Göğüs kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, rahim kanseri, kemik kanseri, lösemi, beyinde oluşan tümör, her türlü kanseri tedavi etmiş. Kanser tedavilerinde kullanmış. Profesör Doktor Haşim ve ekibi. Çok merak ettim, bu adam bunu nasıl yapmış. Açıklama yapmamış. Şöyle tedavi ettik, böyle tedavi ettik ama bitkinin neresinde kullanmış, nasıl kullanmış? Süpekritikle üretmiş. Süpekritikle ürettiğinizde olduğu gibi etken maddeyi alıyorsunuz. Ve tabii orada gördüm, gittim, inceledim. Daha sonra Profesör Doktor Okogawa, bu da antidepresan olduğunu belgelemiş. Bununla ilgili birçok araştırma var. Bu da şimdi antioksidan, anti-aging, gençleştirici, güzelleştirici, anti-diyabet, yani diyabete karşı etkili birçok özelliği var. Sadece kansere karşı değil. Biz bununla ilgili çok güzel çalışma yaptık. Aynı aslında birçok hastalıkların tedavisinde kullanmış oluyorsunuz değil mi hocam? Udu hindi. Udu hindi, evet. Udu hindi sadece Profesör Doktor Haşim değil. İnternete girdiğinizde yüzlerce araştırma var. Angaloka Latincesi. Bunu PubMed internette Amerika Birleşik Devletleri 4000 üniversitenin ortak sayfası, e-arşiv. Amerika, Avrupa, bütün dünyadaki tıbbi çalışmalar burada yayınlanır. Bitkilerle ilgili. Her türlü bilgi var PubMed'de. Evet. Latincesini giriyorsunuz, o size her türlü ayrıntılı bilgiyi bilgi veriyor. Biz herhangi bir ürün üretmeden önce bakıyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde, nerede, ne zaman bir çalışma yapılmış? Klinik araştırması var mı? Bilgi, belge var mı? Yan etkisi var mı? Vesaire vesaire. Detaylı bir çalışma. Ona göre bakıyoruz. Araştırdıktan sonra evet. Araştırdıktan sonra piyasaya sürüyorsunuz. Evet hocam. Yoksa öyle mesela udu hindinin 30 türü var. Çok çeşidi var. Yani sadece birini kullanıyoruz. Çin udu hindisi var. Malezya udu hindisi var. Var da var. Çok çeşidi var, türü var. Şimdi o konuya da değineceğim hocam. Şimdi aktarlarda o kadar çok hani bitki çeşitleri var ki. İşte kulaktan duyma. İşte hekimimiz çıkıyor. Diyor ki ondan sonra ardıç yağı, papatya çayı, bunları kullanın diyor. Herkes birbirinden kulaktan dolma laflarla aktara gidiyor. Evet, papatya çayı kullanıyoruz ama bunlar ne kadar doğru kullanmış olduğumuz bitkiler? Papatyanın birçok çeşidi var değil mi hocam? Şimdi biz Facebook, YouTube, birçok kanaldan yayın yapıyoruz. Haftada iki defa. Vatandaş soruyor. Şu var mı, bu var mı? Hediye de veriyoruz. Bir şişe birine vatandaşa papatya suyu gönderir. 80 kişiye gönderirdi bir tanesi. Evet hocam. Papatya suyu içtikten sonra papatya yağı
üretirken papatya suyu çıkıyor. Onu da değerlendiriyoruz. Hediye olarak gönderiyoruz. Vatandaş içmiş, diyor ki ben çok güzel uyudum. 80 şişe niye istiyorsun dedim yani. Papatya suyuyla banyo mu yapacaksın? Evet. 80 şişe ne yapacaksın? Dedi ki ben içtim, bana çok iyi geldi, çok rahat uyuyorum. Kramp yok, gerilim yok, stres yok. Rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Rahatlatıyor, relax. Evet. Çünkü papatyanın birleşiminde apigenin denen bir madde var. Birçok eterik yağlar var da. Apigenin papayinden, yani bu haşhaştan elde edilen kramp çözücü maddeden aynı değere sahip. 10 miligramı rahatlatıyor. Bütün vücutta gün içinde yaşamış olduğu stres nedeniyle gerilim, kramp çözüyor. Kuzu gibi yatıyor, uyuyor. Sakinleştiriyor tamamen. Sakinleştiriyor. Evet. Ben diyor çok güzel uyudum. Hanıma da iyi geldi, babama da iyi geldi, anneme de iyi geldi. Bütün aile kullanacağız. Herkese kullanacak, evet. 80 şişe almış değil mi? Aldım. Maşallah, evet. İyi maşallah. Memnun olduk dedim. O zaman bizde de elimizde kalmadı, hediye olarak gönderdiğimiz için. Dedim ki bizim beyefendiye, sen bir papatya al gel. Papatya alıyor, geliyor, inceliyoruz, eşek papatyası. Dedim bu eşek papatyası doğal, yani 400 çeşit papatya var. Evet hocam. Sadece birisi tıbbi papatya. Birisi tıbbi, evet. Mayıs papatyası. Diğerleri margarita vesaire vesaire çeşit çeşit türleri var. Alıyor getiriyor, inceliyor, hakiki papatya değil. 15-20 bütün İstoç'ta olsun, Mısır Çarşısı'nda olsun bütün aktarları gezmiş gezmiş sonunda bulmuş. Bir tane bulabilmiş. Bütün aktarları geziyor. Şimdi, ya aktarlarda bile yok yani bu hocam. Bu resimde evet. Gördünüz mesela evet. Şu ikinci tıbbi papatya, bir önceki eşek papatyası. Tıbbi papatyayı şöyle aldığınızda bitkiyi, çiçeğini eziyorsunuz, ortasından bir göbek çıkar, bir boşluk var. Kokladığınızda evet, kendine has çok güzel bir kokusu var. Tıbbi bu aslında papatya. Tıbbi papatya, evet hocam. Şu üst kısmını, çiçek kısmını şöyle bastığınızda hemen dağılır. Dağılır. Ortasında bir göbek var. Kendine has çok güzel bir kokusu var. Kokusu var. Azulen denen etken madde içerir. Bu parfüm sanayinde kullanılır. Çok çok pahalıdır. Fransızlar bunun sahtesini yaptılar, sentetiğini. Ama alerjik reaksiyonlara sebep olduğu için sentetik olarak üretilen azulen hemen vazgeçtiler. Çünkü vatandaşa fayda yerine zarar veriyor. Parfümü yapıyorlar. Papatyadan parfüm üretiyorlar. Ama bu da tıbbi papatyadan tıbbi yapıyorlar papatyadan. Değil mi hocam? Olursa yan etkisi yok. Sentetik üretilen Fransızlar maliyeti düşürmek için. Bu da eşek papatyası. Bu o kadar serttir ki elinizle bunu... Oh, parmağı patladı. Bunu ayıramazsınız. Bıçakla ancak kesebilirsiniz. Çok sert. Böyle elle ayıramazsınız. Yabani papatya da diyebilir miyiz aslında hocam? Yok, şimdi eşek papatyası. Eşek papatyası. Çok 400 çeşit papatya var. Evet. Türkiye'de bütün aktarlarda satılan papatya eşek papatyası. Eşek papatyası. Tıbbi papatyayı dokunduğu zaman çözülür, dağılır. Ortasında küçük bir göbek çıkar. Güzel aromatik bir kokusu var. Hocam belli ediyor zaten kendini. Orta mesela göbeği daha sanki iri değil mi? Elinize batar evet. Yani. Diken ezemezsiniz. Gibi. Aynen, diken aynen. Gibi. Bıçakla zor kesilir. Bunu içseniz ne olur? Bu yanlış yarattım. Evet. Hiçbir şey olmaz. Yani ama bir faydası hiçbir yok. Hiçbir faydası yok hocam. Hiçbir faydası yok ama içilince vatandaşa rahatsızlık vermediği için rahatlıkla satıyorlar. Bu eşek papatyası 60 lira. Tıbbi papatya 180 lira. 180 kilosu. Lira. O da her yerde bulunmuyor. Evet. Şimdi sadece papatya değil. Türkiye'de de bütün aktarlarda papatya diye satılan bitki papatya değil. Sadece papatya da değil bu sorun. Ada çayı. Birçok bitkide var aslında bu sorun değil mi hocam? 83 çeşit Türkiye'de ada çayı yetişiyor. Ada çayı. Tıbbi ada çayı. Zalvia officinalis Latincesi. Bu diğer papatyalardan farklı. Çiçeği mor. Yaprağı tek yaprak. Evet. Tek lob. Öbürü Türkiye'de satılan, bilinen, her yerde mevcut olan ada çayı ise 3 loblu. Adı Zalvia triloba. Triloba 3 loblu demek. Kurutulduğunda çiçekleri uçtuğu için geriye yaprak kalıyor. Yaprakları birbirine benziyor. Evet hocam. O nedenle vatandaş ada çayı diye loblu ada çayı satılıyor Türkiye'de. Bütün aktarlarda tıbbi ada çayı yok. Bu üç loblu ada çayı zararlı mı? Değil ama faydası da yok yani. Değil mi hocam? Evet doğru. Oysa bu tıbbi ada çayını içse insan, mesela çocuğunuz
bademcikleri boğaz dondurma ağrıdın, yedi evet. veya hı hı, başka bir şey yedi. Bademcikleri oldu ceviz kadar. Tıbbi ada çayı içse 2 günde bademcikleri tertemiz olur, küçülür, ameliyata gerek kalmaz. Gerek kalmaz, evet. Ama diğer papatyayı aylarca içse bir faydası olmaz. Olmaz. Çünkü bunun birleşimindeki etken maddeler, eterik yağlar hı hı. diğer ada çaylarında yok. Kekik de aynı. Mesela tıbbi kekik veya hakiki kekik de denir. Thymus vulgaris, bahçe kekiği de denir. Latincesi Thymus vulgaris. Tıbbi olan hangisi hocam? Thymus vulgaris, Latincesi. Türkçesi hakiki kekik. Bunun birleşimindeki etken maddeler rozmarin içerir, karvakol içerir. Karvakol bağırsaktaki kandidaya karşı, rozmarin asidi ise kansere karşı. Korur. Son yapılan araştırmalarda özellikle akciğer kanseri, bronşit, bronşektazi, astım, KOAH, klinik araştırması hastalarında faydalı. 4000'e yakın üniversite tarafından klinik araştırması yapıyor. Her bir klinik araştırması en az $1 milyon başlıyor. Evet hocam. Bunu değil şahıslar, firmalar, evet. üniversiteler bile karşılayamaz. Fakat devlet bu tür çalışmaları, proje sunduğunuzda destek oluyor aslında. Destek oluyor, sübvanse ediyor, destekliyor. Mesela Taxol diye bir ilaç üretti bir firma Amerika'da. Hı hı. Kansere karşı borsuk ağacından 200 ağaçtan 2 gram çıkıyor. 200 gram. 200 ağaçtan 200 gram. Evet, 2 gram çıkıyor. Yani 200 tane ağaç kesmeleri lazım. Ne kadar gram. Değerli aslında. Yani yine de yetmiyor. Hı hı. Bu kadar ağaç keseceksin bir kanser hastasını tedavi etmek için. Evet. Yetmiyor yani, o da yetmiyor. Bunu sentetik olarak üretmeye çalıştılar. 7 yıl sürdü. 7 yıl sonra sentetik olanı ürettiler. Evet. Taxol diye satışa sundular. Ne oldu? Sentetik olduğu için yan etkileri var. Yan etki başladı. Yani bayanlardaki rahim kanserinde, yumurtalı kanserinde falan kullandılar. Şimdi pek kullanmıyorlar çünkü yan etkisi çok büyük. Oysa bitkilerle yan etkisi olmayan muazzam ürünler var. Mesela maitake, dans mantarı Japonya'da, Çin'de çok yaygın. Japonlar... Çin'de çok kullanılıyor, evet hocam. Bahsetmiş olduğunuz mantar türü. Evet, maitake, dans mantarı. Dans evet. eden pelerinli kadına benzediği evet. için dans mantarı diyorlar. Japonya'da 105, Çin'de 400 klinik araştırması yapılmış. Kanserin her türüne etkili. Etkili. Ulu Hindi, biraz önce bahsettiğim kanserin her türüne etkili. Hı-hı. Yani kansere etkili ve yan faydaları var. Yan etkisi Hı-hı. yok. Yani herhangi bir zararı yok. Yan faydası var. Yan faydası olan bir ürünü kullanmak yerine sentetik olarak kullanıyorsun. Kemoterapi. Ha bugün mesela buraya gelmeden önce bir vatandaş geldi. Kızı rahim kanseri. Geçmiş olsun. Yumurtalıkları rahimleri almışlar. Ameliyat üstüne ameliyat 4 defa ameliyat olmuş. Eyvallah, tekrar nüksediyor. Eyvallah. Tekrar nüksediyor. Nereye kadar nüksedecek? Rahim yumurtalık gitmiş. Bağırsakların bir kısmını almışlar. Tekrar nüksetmiş. Bu sefer ne alacaklar? Yani sonu yok. Kemoterapinin, ameliyatın sonu yok. Yok, evet hocam. Bütün dünya bitkiye döndü. Biz hala köşede dönemiyor. Böyle de ne zaman döneceğiz? Aslında her hastalığın çaresi var değil mi hocam? Elbette ki. Şimdi Almanya'da... Yeter ki nereye gideceğimizi bilelim. Almanya'da bir ara hı-hı. 70'li yıllarda bayanların adet öncesi ağrıları, sancılar için hı-hı. bir ilaç kullanıldı. Contagan diye. Bu ilacı kullanan bayanlar hı-hı. adet öncesi ağrıları, sancılar için hepsinin çocuğu özürlü doğdu. Kolsuz, ayaksız, bacaksız. Eyvah eyvah. Orada 2 parmak omuzunda veya ayağında, bacağında 2 parmak falan filan. %100 hepsi özürlü doğunca bu çok medyada kaldı Almanya'da. 11 yıl mahkeme, 15 bin çocuk özürlü doğdu. Mahkemeye verdiler firmayı. Evet hocam. Höks AG üretiyordu. 11 yıl sürdü mahkemesi. Mahkemeyi veren firma kazandılar. Firmayı dava ettiler, kazandılar. Fakat depodaki ilaçları imha etmedi firma. Ne yaptılar hocam? Türkiye, Mısır, Endonezya sattı. Eyvah eyvah. O nedenle 70'li yıllarda doğumlarda Türkiye'de de çok özürlü çocuk doğdu. Doğdu. Yani o zamanın Sağlık Bakanı kimse, yani buradan ona ne kadar ağır laf söylesem evet. ölmüş gitmiştir artık evet. kimse.